Ağlayan pastamı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın. Sizin için tadıyorum şu anda. Bakın. Çikolata sosuna da banıyorum. Muhteşem. Böyle bir lezzet yok. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, Selma'nın mutfağına hoş geldiniz. Sütüm, 2 bardağım unum, zeytinyağım. Zeytinyağın yerine ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Bende ayçiçek yağı kalmamış. 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilyam var. Daha sonra yapım aşaması. İyi seyirler diliyorum. 4 adet yumurtam var. 1 su bardağı toz şekerim var. İkisini kar haline gelene kadar çırpıyorum. Bir bardak sıvı yağım ilave ediyorum. Bir bardak sütümü ilave ediyorum. Bu aşamada mikser kullanmıyorum. Yağla sütü iyice karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao, 2 ediyorum. Kakaoyu da iyice karıştırdıktan sonra 2 su bardağı elemiş olduğum unumu ilave ediyorum. 1. su bardağını iyice karıştırdıktan sonra 2. su bardağı unumu ilave ediyorum. Bu aşamada 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Yumuşak olması için 2 bardak un koyuyorum. Normalde keklerime 2,5 bardak, bu ölçüye 2,5 bardak un koyuyorum. Bu tarifte 2 bardak un güzel oluyor. Önceden katı yağla yağlamış olduğum tepsiyi, hazırlamış olduğum malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ortasından başlayarak döküyoruz. Bakın kıvam bu şekilde. 170 derece fırında fansız pişmeye gidiyor. Kontrollü bir şekilde. 1,5 su bardağı süt ile 2 paket krem şantiyi buraya koydum. Bakın. İçerisine önce yarım bardağı ilave ediyorum. Daha sonra bir bütün bardak süt. Şimdi hepsini birlikte çırpıyorum. Şekilde krem şantim hazır. Şimdi buzdolabında 1 saat dinlenmeye gidiyor. Krem şantinin mutlaka iyice soğumuş olması gerekiyor. Krem şantimi buzdolabı poşetine geçirdim. Bu şekilde bağladım. Ağlayan pastamın keki 27 dakikada 170 derecede fansız fırında pişti. 10 dakika oldu fırından çıkaralı. İlk sıcaklığı geçti. Bu aşamada 1,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir süre sonra 1,5 su bardağı sütümü ağlayan pastamın keki çekecek. Bakın daha 1-2 saniyede hemen çekmeye başladı. Bu aşamada iyice soğumasını bekliyoruz. Bakın arkadaşlar 1 dakikada tüm sütü
içerisine çekti. Kıvam muhteşem, şahane oldu. Fakat bunun iyice soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra ben buzdolabına alacağım. Garanti olması için bir yarım saat soğutacağım. Daha sonra soğuk olan krem şantımı süreceğim. 1 2 3 yemek kaşığı nişasta. 1 2 3 yemek kaşığı kakao, buğday nişastasıyla kakaoyu iyice şu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine 3 su bardağı sütü ilave ediyoruz. 2 3 1 bardak da toz şekeri ilave ediyorum. Hepsini kısık ateşte karıştırarak pişiriyorum. Şu şekilde karıştırarak, kıvam bu şekilde oldu. Kaynamasını bekliyorum. Bakın kaynadı, pıt yaptı. Bu pıt yaptıktan sonra bir kaşık tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Çikolatalı sosumun parlak olması için tereyağı mutlaka koyun. Pırıl pırıl olur. Bu aşamada artık ocağımın altını kapıyorum. Ocağımın altı kapandı. Tereyağım eriyor. Bu aşamada 100 gram damla çikolatasını ilave ediyorum. Lezzeti artırıyor. Tam çikolatalı krema oluyor. Şu şekilde çikolatamla tereyağım eridikten sonra bir cam kaba alıyorum. Soğumasını bekliyorum. Tereyağımla çikolatam eridikten sonra borcamı alıyorum. Arkadaşlar, çikolata sosumuzun kıvamı bu. Ev yapımı çikolata sosu, katkı maddesi yok. Çok lezzetli. Bu tarifimi sizlere öneriyorum. Şimdi soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra streç filmle sararak buzdolabında 1 saat dinlendireceğim sosumu. Krem şantimizin poşetini çıkarıyoruz. Bu şekilde dolapta 1 saat dinlendi. Krem şantimizi düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Krem şantimiz soğuk. Kekimi de ben süt döktükten sonra soğuttum. İkisinin de mutlaka soğuk olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Spotayla şöyle düzgünleştiriyoruz. Zaten çok da önemli değil düzgünlüğü. Çünkü üzerine çikolata sosu gelecek. Ben buzdolabına koyuyorum. 15-20 dakika krem şantimin soğumasını bekliyorum. Buzdolabında soğuyan çikolatalı sosumu parlak ve akışkan olması için ev blenderı ile inceltiyorum. Tatlımı önce ortadan ikiye. İkiye böldüğüm parçayı tekrar ikiye. Tekrar 3'e. Şimdi iyice ortalamak gerekiyor. Ağlayan pastamızın çikolata sosunu döküyoruz bu şekilde. Ağlayan pastamızın çikolata sosunu döküyoruz. Ağlayan pasta demek bu sosunun bu şu kıvamda olması gerekiyor. Çok koyu olması gerekmiyor. Yoksa ağlamaz pastanız.
üzerine Hindistan cevizi, her dilimin üzerine. Daha sonra da damla çikolata ilave ediyoruz. Böylelikle pastamız hazır olmuş oluyor. Çikolatalar ağlayan pastamız hazır. Bu şekilde görüntüsü. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen beni desteklemek için kanalıma abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Şekilde bakın. Ağlayan pastamız sosu tam istediğim gibi oldu arkadaşlar, bakın. Evet arkadaşlar, ağlayan pastamız tam istediğimiz gibi oldu, bakın. Şu krem şantisi ağlaması, bu şekilde göstereyim. Sosunun kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Ağlayan pasta olması için. Şu muhteşem güzelliğe bakar mısınız? Şöyle açıyorum sizin için. Sizin için tadıyorum şu anda. Bakın. Çikolata sosuna da banıyorum. Muhteşem. Böyle bir lezzet yok. Hepinize afiyet olsun.